Öncelikle şuradan başlayalım. Bu sınav yılında başrol sizsiniz. Başrol sizsiniz ne demek? Bunlardan ilki aslında bunların kulağa çok klasik geleceğini biliyorum ama gerçekten bunların yolu buradan geçiyor arkadaşlar. Bir diğer nokta ise aslında sınav yılını iyi yönetmekle ilgili. Kunuz'a Sor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kunuz ekibinden Ezem. Bu videoda sınav yılında psikolojimizi nasıl sağlam tutarız, yıl boyu nasıl kendimizi daha iyi hissedebiliriz ve kaygıyı en az seviyeye indirebiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Belki mezunsunuz, belki sınava ilk defa hazırlanacaksınız. Bu tüm öğrenciler için, sınava hazırlanan herkes için çok önemli. Mezunlar bu süreci deneyimlediler. Acı tatlı deneyimleri oldu. Şimdi o deneyimleri de yeni sınav yıllarına taşıyor olabilirler. Bunu da ayrıca bir konuşalım bu videoda. 12'ler ise yeni bir şey yaşayacaklar. Yeni bir deneyim yaşayacaklar. LGS'de bunun küçük bir versiyonunu tattınız, yaşadınız aslında. Ama bu gerçekten çok daha büyük, çok daha fazla kişinin girdiği bir sınav. Bu yüzden birazcık daha duygular karmaşıklaşabiliyor. Süreci yönetmek zor olabiliyor. Ama biz şimdi hep birlikte nasıl yönetebiliriz, biraz daha iyileştirebiliriz bu süreci anlayacağız beraber diye umuyorum. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu sınav yılında başrol sizsiniz. Başrol sizsiniz ne demek? Tüm süreci siz yöneteceksiniz. O masanın başına siz oturacaksınız. O denemeleri siz çözeceksiniz. Siz sınava gireceksiniz demek. Bu yüzden başrol sizseniz sizin çok iyi olmanız lazım. Kendinize çok iyi bakmanız lazım. Ve zihin sağlığınızın da çok iyi olması gerekiyor. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Aslında birkaç tane rutin şeyle kaygınızı azaltıp çalışmalarınızı daha verimli, daha sürekli hale getirebilirsiniz. Dedim ya başrol sizsiniz, kendinize iyi bakmanız gerekiyor. Bunlardan ilki aslında bunların kulağa çok klasik geleceğini biliyorum ama gerçekten bunların yolu buradan geçiyor arkadaşlar. Gerçekten beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Hareket etmemiz gerekiyor kesinlikle. Üçüncüsü ise kendimize iyi gelen şeyleri yapmamız gerekiyor. Belki kaygıyı azaltmanın ve psikolojiyi korumanın yolu bir şeyleri azaltmaktan, yani kaygıyı azaltmaktan değil de arttırmaktan geçiyor diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de sevdiğimiz şeyler, bize iyi gelen şeyler. Şimdiden size ne iyi geliyor? Kendinize size ne iyi hissettiriyor? Bunun yolunu bulmaya çalışın. Bunlar odağınızı çok dağıtmayan şeyler olursa çok daha güzel olur. Yani sizi birazcık daha sakinleştirebilecek ya da enerji atmanızı sağlayacak şeyler olursa çok güzel olur. Yürüyüş olabilir bu. Sanatla ilgili bir hobiniz vardır. Bu olabilir. İnsanlarla görüşmek olabilir belli vakitlerde. Ya da meditasyon yapmak olabilir. Bunun gibi zihin sağlığınıza ve beden sağlığınıza iyi gelecek şeyleri şimdiden hayatınıza katın. Ne kadar programınızla ilgili düşünüyorsanız, ne kadar çalışma düzeninizle ilgili düşünüyorsanız o kadar da size iyi gelen şeylerle ilgili düşünün. Bununla beraber uykumuz çok çok önemli bu süreçte. Az uyuduğumuzda daha depresif olmaya, daha kaygılı olmaya meyilli oluyoruz. Öğrenmemiz çok daha, öğrenme seviyemiz çok daha düşüyor. Bundan çok daha detaylı bahsedeceğim zaman yönetimiyle beraber bir önümüzdeki videoda. Ama burada da bir kısaca bahsetmiş olayım. Uykumuz çok çok önemli. Eğer biz psikolojik olarak sağlam bir sınav yılı geçirmek istiyorsak uykumuza çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir azınlık içinde 8 saat uyku hepimiz için ihtiyaç. Bu yüzden uykunuzun da düzenli olduğundan emin olun. Ne dedik buraya kadar? Bize iyi gelen şeyleri bulup onları arttırıyoruz. Programımızı düşündüğümüz kadar onu da düşünüyoruz. İkincisi uykumuzdan, uykumuzun iyi olduğundan, kaliteli uyuduğumuzdan emin oluyoruz. Bundan detaylı bahsedeceğiz. Üçüncüsü de hareket etmeyi atlamıyoruz. Hareket edecek fırsatlar yaratıyoruz kendimize ve bununla beraber beslenmemizden de emin oluyoruz. Bize iyi gelen şeyleri yiyip içtiğimizden emin oluyoruz. Bir diğer nokta ise aslında sınav yılını iyi yönetmekle ilgili zaman yönetimi. Neden zaman yönetimi? Çünkü bizi kaygılandıran şey, zaten bizi gelen şey bununla ilgili. Çalışmalarımızı yönetmek, zamanı yönetmekle ilgili oluyor. Bu sebepten zamanı iyi yönetmeyi öğrendiğinizde kaygı seviyeniz oldukça düşecektir. Size şunu önereceğim. Lütfen ay ay kaba taslak ne yapabileceğinizi planlayın. Yani ben 3 ay sonra TYT'yi bitirebilirim, ben 5 ay sonra AYT'yi bitirebilirim diyebiliyorsanız ya da işte şu kadar konuyu ben bir haftada bitirebiliyorum. Bir haftada bu kadar konu bitiriyorsam yıl sonuna kadar tüm konularım şu ayda biter diyebiliyor olmalısınız. Kaygının sebeplerinden biri belirsizlik. Bu yaptığınız genel planlamada belirsizliği büyük oranda ortadan kaldıracak aslında. Bu yüzden size zaman yönetimi hakkında biraz daha düşünmenizi öneririm. Bununla ilgili de çok daha detaylı konuşacağız yine dediğim gibi. Hem zaman yönetimi hem uykuyu. Uyku bence çok daha önemli konular. O yüzden bunu biraz daha detaylı konuşmak istiyorum bir sonraki videoda sizinle. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu YKS gerçekten hayatınızdaki adımlardan, kariyerinize giden adımlardan bir tanesi sadece. Bu yüzden nihai sonmuş gibi bunu görmeyelim lütfen. Bu bir akışın içerisinde girmeniz gereken bir şey. İstediğiniz şeyler var. Yapmak istediğiniz bir meslek var. Sahip olmak istediğiniz bir kariyer var. İçinde bulunmak istediğiniz bir okul var. Bu sınavda onun aşamalarından bir tanesi. Belki biraz daha böyle bütüncül bakmak faydalı olabilir. Bununla beraber gerçekten kendiniz için bir şey yaptığınız bir dönemdesiniz. Bir yıl boyunca kendiniz için, kendi geleceğiniz için çalışacaksınız. Hem de bunu her gün çok aktif olarak yapacaksınız. Bu yüzden biraz sürece böyle de bakmak gerekiyor bence. Gerçekten kendiniz için adım adım bir şeyler yapıyorsunuz. Kendiniz için bir şeyler yaparken de kendinize zarar vermeyin lütfen. Az uyuyarak, kötü beslenerek, hareketsiz kalarak, kendinize iyi gelmeyen şeyleri yaparak ya da iyi gelen şeylerden kaçarak. O yüzden dediğim gibi kendinize iyi davranın bu yılda. Madem kendiniz için bir şey yapıyoruz, tam anlamıyla kendiniz için bir şeyler yaptığınız bir yıl olsun. Bir de ek olarak molaları lütfen bir kayıpmış gibi görmeyin. Belki sizin yapmadığınız mola sonrasında size çok daha pahalıya patlayacak. Yorulacaksınız, zihniniz yorulacak, psikolojik olarak yorulacaksınız belki ve o vermediğiniz mola size sonrasında çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. O yüzden baktınız ki işler yolunda gitmiyor. Uzun bir süre çalıştınız ve artık çalışmalarınızın verimsizleştiğini hissettiniz. Bir gün mola vermek de sorun yok, iki gün mola vermek de sorun yok. Size ne iyi geliyor?
çalışmalarınızı ne daha verimli hale getiriyor siz keşfedeceksiniz. Bu yıl aynı zamanda kendinizi çok yakından da tanıdığınız bir yol olacak. Çalışma şeklinizi, disiplininizi, size neyin iyi gelip iyi gelmediğini anlamanıza da yardım edecek bu yıl. Bu yüzden aslında siz ne zaman mola vermeniz gerektiğini, ne zaman artık paydos demeniz gerektiğini de anlamaya başlayacaksınız. O yüzden kendinize şefkatli olmaya çalışın lütfen. Belki çevreniz sizi zorlayacak işte. Belki arkadaşlarınızla kıyaslayacaksınız kendinizi, çevrenizdeki insanlarla kıyaslayacaksınız. Belki başkaları sizi birileriyle kıyaslayacak. Bunların hepsini bir kenara koyun. Bu sınavda sadece ben varım değil. Zaten öylesiniz. Diğerlerinin ne yapıp ne yapmadığı sizin ne yapıp ne yapamadığınızı etkilemiyor. O masanın başına oturup bir şeyleri değiştirecek olan da sizsiniz. Bu yüzden eğer dışarıdaki olumsuz şeylerden korkuyorsanız lütfen dışarıdakiler için değil, bu yıl tamamen kendiniz için bir şey yaptığınızı hatırlayın ve siz derslerle kendiniz arasında olan ilişkiye odaklanın ve bu süreçte de kendinize şefkatli davranmayı unutmayın lütfen. Biz sınav yılı boyunca burada olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Aklınıza takılan başka konular varsa aşağıda konuşabiliriz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.